Birçoğumuz YouTube'da yeni kişilere ulaşmak istiyoruz fakat bu konuda biraz eksik kalıyoruz. Bununla alakalı olarak birçoğumuzun aklında ücretli reklamlar bulunuyor. Bununla birlikte YouTube üzerinden özellikle stüdyodan herhangi bir videomuzun üzerine gelip bu videoyu tanıt diyerek Google Ads üzerinden reklam verebiliyoruz. Fakat YouTube Ads üzerinden reklam vermek biraz daha karmaşık bir sürece sahip oluyor ve birçoğumuzda bazı yanlış ayarlar veya istemediğimiz ayarları gerçekleştirebiliyoruz. Yavaş yavaş aktif olmaya başlayan ve benim kanalımda da aktif olan yeni bir YouTube stüdyo içerisinde bulunan bir özellik var. Bu da içerikler bölümünde bulunan tanıtımlar. Bu sayede sadece tek tıkla Google Ads'inize para ekleyerek sadece YouTube stüdyo üzerinden çok güzel bir şekilde abone ol bannerlı reklam çıkabiliyorsunuz. Bu videomda sizlerle birlikte bunun detaylarına bakacağız. Hatta ben birkaç deneme yaptım ve bu denemelerin sonucunda nasıl bir geri dönüş aldım buna da birlikte bakacağız bakacağız. Şimdi videomuzun ana konusuna geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. YouTube stüdyoma giriş sağladım ve içerik bölümüne tıkladım. Öncesinde direkt olarak tanıtmak istediğimiz videomuzun yanındaki seçenekler bölümüne geldiğimizde buradan tanıta tıklıyorduk ve tanıta tıkladıktan sonra bizi Google Ads sayfasına yönlendiriyordu ve burada biraz bizler için veya bu konu konuya hakim olmayan kişiler için, yeni başlayanlar için biraz karışık bir ayarlama sekmesi önümüze geliyordu. Sanırım buradan bir geri dönüş olmuş ki bu konuyu biraz daha basite indirgemiş YouTube. Artık tanıt bölümüne tıkladığımızda ayrı bir pencere giriyor ve buradan ayarlamaları yapıyoruz. Şimdi buna daha detaylı bakacağız o yüzden burada üzerinde durmuyorum. Kapatıyorum ve içerik bölümüne geri geliyorum. Gördüğünüz gibi yukarıda videolar, canlı yayınlar, gönderiler, hikayeler, oynatma listeleri, podcast'ler ve tanıtımlar beta adı altında 2, 4, 6, 7 tane sekme bulunuyor. Ve bu tanıtımlar sekmesi benim kanalıma daha yeni geldi. Ve hatta deneme de yaptığım için gördüğünüz gibi bakiye azalıyor uyarısı almış bulunmaktayım. Hemen tanıtımlar bölümüne geliyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda yayınlanmış ve sona ermiş 2 adet reklamım bulunuyor. Ben bu 2 reklamı da 150-150 totalde 300 lira bir para ödeyerek gerçekleştirdim. Ve bunun sonucunda gördüğünüz gibi İlk videom için 150 lira 91 kuruş harcamaya 42213 gösterim almışım ve bunun karşılığında da tanıtımı görüp videoya tıklayıp izleyen sayısı da 552 ve bu tanıtımın sonucunda da kanalıma 25 abone gelmiş. Bir sonraki reklamımda ise 150 lira 06 kuruşluk bir harcama yapmışım. Bu harcamayla birlikte 44.771 gösterim sayısına ulaşmışım ve bu tanıtım 677 kez tıklanarak videonun izlenmesini sağlamış ve bununla birlikte de 41 tane de abone gelmiş. Yani 300 liralık bir harcamayla aşağı yukarı totalde 2 videomun totalinde 1500'e yakın bir izlenme ve 66 adet de abone kanalıma gelmiş. Tabi buradaki durum çok tartışılır. Kimisi için gayet uygun makul gelebilir kimimiz için de çok yüksek maliyetli gelebilir. Ama burada şunu unutmuyoruz ki 300 lira harcadığım parayla ben direkt benim kanalımla veya o videomla ilgilenen direkt kişilere ulaştım ve kanalıma kalıcı bir 66 abone sağladım. Yani bu aboneler kalıcı olduğu için ben hangi videoyu atarsam atayım benim videomun ilk süresindeki izlenmelerimi etkileyecek olan ve gerçekten kanalıma ilgi duyan kişiler olduğu için bana göre gayet makul bir fiyatla hedef kitleye ulaşmış oluyoruz. Şimdi gelin sizlerle birlikte bir tane reklam verelim. Tabii bu reklamı vermeden önce yapmanız gereken bir şey var. Bir adet Google Ads hesabı açıp YouTube kanalınızla bağlamanız gerekiyor. Bu işlem zaten çok basit. YouTube Stüdyo üzerinden reklam vermeye başladığınızda zaten otomatik olarak Google Ads hesabınızla bağlayın diyor. Çok basit bir şekilde bunu bağlıyorsunuz. Yönergeler sizleri yönlendiriyor. O yüzden bu videoda bundan bahsedip sizin kafanızı doldurmak istemiyorum. Direkt olarak sonuç odaklı gitmek istiyorum bu videoda. Sonrasında ben hangi videomu tanıtmak istiyorum? Hemen buradan sağ üst taraftan yeni tanıtıma tıklıyorum ve buradan bir tane video seçiyorum. Mesela hangisini diyelim YouTube başarı sırları video. Bunu koydum. Bunu koyduğumda istersem tanıtımın başlığında bunu istediğim şekilde kişiselleştirebiliyorum. Hatta şöyle biraz aşağıya indiğimde mobilde reklamımın nasıl gözükeceğini bana gösteriyor. Burada da tanıtım başlığını ve açıklama metnini düzenle diyor. İsteğe bağlı olarak belirtmişler. Buna tıkladığınızda tanıtım başlığı, videomun başlığı, tanıtım açıklaması da hangi onur olarak gözüküyor. Bu benim için gayet tatmin edici, yeterli bir tanıtım başlığı ve açıklaması olarak görüyorum. O yüzden bunu oynamayacağım kesinlikle. Sonra aşağı doğru indiğimde direkt olarak ileri diyorum. Ve sonrasında burada hangi kullanıcılara, yani hangi ülkedeki kullanıcılara bu reklamın gözükmesini istediğimi seçebiliyorum. Buraya istediğiniz ülkeleri ekleyebilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi ekleyebileceğimiz ülkelerin hepsi Burada çıkıyor. İstediğinizi seçerek eklemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca izleyicilerinizin hangi dili konuştuğunu, yani hangi dili konuşan kişilere bu reklamın gözükmesini istiyorsanız da buraya ekleyebilirsiniz. Ben direkt Türkçe olarak seçiyorum ve ileri diyorum. Burada diyor ki bu reklam için toplam bütçeniz nedir? Bu reklamın bitiş tarihi ne zaman olsun? Buraya tıkladığınızda zaten şu an ayın 28'i, Nisan 28 minimum bize bir 4 günlük bir süreç veriyor. O yüzden ben 2 Mayıs'ı seçiyorum ve 2 mayısı seçtiğimde gördüğünüz gibi diyor ki bana seçtiğiniz bitiş tarihine göre yani toplam 4 günde ortalama günlük 60 lira harcayacaksınız diyor. Siz bunu buradan düşürebilirsiniz. 150 lira dediğinizde gördüğünüz gibi günlük 30 liralık bir harcama oluyor. Mesela daha düşük de verebilirsiniz. Mesela 50 liralık bir bütçe yapmak istiyorum ama burada bize bir öneride bulunuyor. Diyor ki Toplam bütçesi en az 150 TL olan tanıtımların performansı genellikle daha iyidir diyor. Ve aynı zamanda da paylaştığınız bütçe en az 75 TL olmalıdır diyor. Yani minimum 75 liralık reklam verebiliyoruz. Bununla birlikte tekrar yan taraftaki uyarıya baktığımda toplam bütçenize göre totalde yani 28'i dahil 5 günde günlük 15 lira harcayacaksınız diyor. Ben buna okey diyorum tamam ben 75 lira harcayayım ve tanıt tuşuna tıklıyorum. Tanıt tuşuna tıkladığımda tanıtımlar sekmesine videom yani reklamım, tanıtımım eklendi. Bu şu an beklemede gözüküyor. Ortalama 12-24 saat içerisinde etkin konumuna geliyor. Ve sonrasında reklamlarınızda aktif bir şekilde gösterime başlıyor. Ve bu gösterimle birlikte de zaten 2 adet bir deneme yaptım. Bu denemenin sonuçlarını da sizlerle paylaştım. Yeni bir YouTube kanalı açtıysanız ve yeni insanlara ulaşmak istiyorsanız ilk başta birazcık bütçeniz varsa reklam içinde para ayırmanızı sizlere öneririm. Bu sayede yeni kişilere çok daha kolay bir biçimde ulaşabilirsiniz abone sayınızı ve izlenmelerinizi ufak ufak arttırabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.